hem yaptığı işlerle hem özel hayatıyla hem polemikleri hem de yaptığı sivri açıklamalarla o bir magazin fenomeni. İşte Hülya Avşar'ın portresi. Yürü ya kulum, bana dokunma, iç çekişimden ne de durma. Hadi yürü ya kulum, sebebi sorma, belki başka baharlara. O ailesinin Malakan jürisi, magazinin Avşar kızı, Türkiye'nin Hülya Avşar'ı. Vah 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 vah. Hülya'nın da kızı. Çok üzüldüm. Varlığı bile beni çok fazla ilgilendirmemişti. Haddinizi bileceksiniz. Herkes rezil değildi. Yani ben dahil olmak üzere. En güzel seçildi, tacı elinden alındı. Hiçbir Türkiye güzelinin ünlü olmadığı kadar ünlü oldu. Hadi yürü ya kulum, sebebi sorma. İlk filminde kiminle oynadı? Hangi filmde star oldu? İlk şarkısı hangisiydi? Hangi şarkısı ve klibiyle olay yarattı? Sensiz geçen uzun geceler bir de yasaklar. İlk evliliğini kiminle yaptı? Hamileyken nasıl evlendi? Magazin tarihinin en büyük ihanetine nasıl maruz kaldı? Son derece sade, son derece sakin. Paris'te ama bir Türk evinde evleniyorum. Seyahate gitti iki gün arkadaşıyla. O da onun en doğal hakkı. Bu ayrılık sebebi değil, zaten değil. Böyle ayrılıyoruz diye de seyahate gitti diye bir şey yok. İbrahim Tatlıses'le filmleri, Tarkan'la görüntüleri, slogan olan sözleri, olay yaratan çıkışları ve gözyaşlarıyla. Şampiyon belli, ikinci kim? Şöhretinin 40. yılında Hülya Avşar'la ilgili en akılda kalıcı olaylar. Yıl 1983. Güzellik kraliçesi seçildi. Tacı alındı. Ve bir yıldız doğdu. 1983'ten 2023'e tam 40 yıl önce Türk şöhret dünyası en büyük sembollerinden biriyle Hülya Avşar'la tanıştı. Şöhretinin 40. yılında Avşar kızını anlatmaya çalışacağız sizlere. ...1963'te Edremit'te dünyaya gelen Hülya Avşar'ı annesi ve babası Malakan Jürri diye çağırıyordu. Bu sarışın demekti ve Hülya Avşar'ın ailesinde bilinen ilk lakabı oldu Malakan. So get up on the floor, 'cause we're on top now. 1979 yılında ilk evliliğini henüz 16 yaşındayken yaptı Hülya Avşar. Mehmet Tecirli ile evlendi, 2 yıl evli kaldı. Bu evlilik 1983 yılında bir kez daha çıkacaktı karşısına. 1983 yılında düzenlenen bir güzellik yarışmasında birinci oldu. Eşsiz güzelliği, masmavi gözleriyle güzellik kavramına yeni bir boyut getiriyordu. Ama 16 yaşında yaptığı evlilik yüzünden yarışmadaki birinciliği elinden alındı. Bu olay Hülya Avşar'ın kaderini değiştirdi. O artık hiçbir Türkiye güzelinin olmadığı kadar ünlüydü. Tacı alındı, işte evliymiş, yok yalan söyledi bize, yok işte şöyledir, böyledir. Her gün gazetelerde büyük büyük yer verdiler. İlk filmleriyle şöhrete uzandı. 1983'te tacı elinden alınır alınmaz sinemanın kapıları sonuna kadar açıldı. İlk filmlerinden biri olan Kahır'da Orhan Gencebay'la birlikte rol aldı. Gitmem gerek. Bu son şansım Zülya. İstemiyorum. Çok seviyorum seni Orhan. Benim yüzümden başına bir şey gelirse hiç affetmem kendimi. Yaşayamam. 1983 yapımı Haran filminde güzelliğini gözler önüne seriyor, kendisine hayran bırakıyordu. Müzik
Büyüyen şöhretinde müzik olmazsa olmazdı. 1986 yılının yılbaşı gecesinde ilk kez şarkı söyledi. Hiç gelmediler. Artık sadece güzelliğiyle değil, sesiyle de hayatımızın orta yerindeydi Hülya Avşar. Sinemada olay yarattı ve İbrahim Tatlıses'le İlk filmini yaptı. Hoş geldin. 80'li yıllar Hülya Avşar sinemasının fırtına gibi estiği yıllardı. Kadir İnanır'la yaptığı yabancı filmiyle gönüllerde taht kurmuştu Hülya Avşar. Aşkın bir sera, sevgin bir masal oldu. Atılmış bir gonca gibi sararıp soldum. Çocukluğumdan beri hayatta bu kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum. Senin gibi mert bir erkeğin eline düşmeseydim ne yapardım? Yok canım. Çok çok iyisin. Birbiri ardına ses getiren filmler yapmıştı. Dönemin yıldızlarından İbrahim Tatlıses'le ilk filmi Ayşem'i 1984'te çekti. Çok özledim görmeyeli, döneceğim bir gün geri. Ayşem, Ayşem, benim güzel Ayşem. Ümidim, hasretim, her şeyimsin Ayşem. Ayşem, Ayşem, benim güzel Ayşem. Ümidim, hasretim, her şeyimsin Ayşem. Tarık Akan'la başrol oynadığı Tele Kızlar filminde iddialı sahnelere imza atarken 1985'te oynadığı Sekreter filmiyle çok konuşuldu. Sıkar olsun sıkar! Erkut, inan ki sandığın gibi değil. İbrahim Tatlıses'le en sevilen filmlerinden biri olan Mavi Mavi, o dönem sinema gişesinde büyük sükse yaratan filmlerdendi. Çiçekçi kızın dileği. Seni seviyorum. Bu da yeni bir oyun mu? Gülecek arkadaşlarınız da hazır mı bari? Biliyorum. Ne desem inanmayacaksın. İnan ki seni çok seviyorum. Ayşe'yi şahitlerin huzurunda. Sadece popüler filmlerde değil, kült yapımlarda da rol aldı Hülya Avşar. Yıllar sonra Beren Saat'in de dizi uygulamasında rol alacağı Fatma Gül'ün Suçu Ne filminde başroldeydi. Adın ne kızım? Fatma Gül. Soyadın? Hasırcı. Babanın adı? Fethi. Ananın adı? Remziye. Kaç doğumlusun? 16. 16 yaşındayım. 80'lerde her yıl birkaç film birden çeken Hülya Avşar, 1988'de İbrahim Tatlıses'le Aşıksın ve Hülya filmlerinde oynadı. Bu filmler iki popüler ünlünün şöhretine şöhret kattı. Bu bir gazete. Sayfa 2, sütun 5. Amma da katlamışsın, bir de düğüm atsaydın bari. Kral evleniyor. Gözde bekar İbrahim Tatlıses. Hayat arkadaşını seçti. Kulüpte güzel hanımla arkadaşını evlendiren Şerman Yantıksız. Bekarlığa veda. Ama bu yalan. Doğru. Yahu bir dakika durur musun lütfen? Dur bir dakika. Bunlar yalan. Yalan değil. Bunu sen de biliyorsun. Çünkü sen her önüne gelene evlenme teklif eden bir sahtekarsın.
yeşil gözlere yandım. Benim olacak sandın, meğer vefasızmışsın. Yazık sana inandım. Yeşil gözlere yandım, benim olacak sandım. Meğer vefasızmışsın. Yazık sana inandım. Dönem araları açıldı. Buna neden olan olay, İbrahim Tatlıses'in Hülya Avşar'la aşk yaşadığını ima eden sözleriydi. Hülya Avşar bu sözlere sert yanıt vermişti. Hülya Hanım evlenilmeyecek bir kadın değil. Veya birlikte olunmayacak bir kadın değil. Güzel hanımefendi. Yaşanmış olsaydı belki kale alırdı ama yaşanamadığı için çok fazla kale almıyorum açıkçası. Ama dostlukları galip geliyor, yıllar sonra İbrahim Tatlıses'le televizyonda buluşuyor, hatta İbrahim Tatlıses için gelinlik bile giyiyordu. Ah aşkım, ama aşkım. Nerede belediye başkanı? Tamam aşkım, acılar içinde kaldım. Biz gönlümü istiyorum ona göre. Söyle aşkım, bu senin farkın. Yıllar sonra buluştuklarında İbrahim Tatlıses, o zamanki eşi Ayşegül Yıldız'ın yanında bile Hülya Avşar'a takılmaktan geri kalmıyordu. Sen şimdi böyle geldin ya, yanaştın ya, yanaş. Ha. Yine öyle sarıl. Beni boşayacak mısın? Abo! Belli olmaz diyor. Yıllar sonra, evet. Büyük buluşma diyorlar ya, büyük buluşma için diyorum yıllar sonra. Yıllar sonra diyelim, öyle olsun. İbrahim Tatlıses, Avşar kızıyla dostluğunu bakın nasıl tanımlıyordu o buluşmalarda. Allah göstermesin, ailesinden ölümü ölümümdür, düğünü düğünümdür, parası paramdır, param parasıdır. Bu kadar ya. Müzikte aradığını 90'lı yıllarda buldu. Sinemayla müziği aynı anda götürdüğü 80'lerde müzik tarzını bulması için 90'ları bekledi Hülya Avşar. 90'ların başında Hülya gibi eski tarzıyla yayınladığı son şarkıydı. Belki bir gün bitecek, bir tatlı rüya gibi kanatlanıp sonsuza uçacak Hülya. Sertab Erener'i şöhrete kavuşturan Aldırma Deli Gönlüm şarkısını seslendiren isimlerden biri de Hülya Avşar'dı. Pop müziğe geçiş yapıyordu Hülya Avşar o yıllarda. Müzikte asıl ses getiren albümünü 1995'te yaptı. Yarası Saklama albümünde Bu Gece Uzun Olacak şarkısı hem sözleri hem de klibiyle olay yarattı. Hülya Avşar'ın meşhur popo sallamalı klibi özel kanalların da açıldığı yıllarda gündeme oturuyordu. Sen benim canım, sen kara sevdalım, bir şeyler söylemek o kadar zor. Sensiz geçen uzun geceler bir de yasaklar, varsın olsun sevdim bir kere. Aynı albümde yer alan Sensiz Kaldım şarkısı Hülya Avşar'ın en iyi şarkılarından biri olurken klibinin yönetmenliğini de Hülya Avşar yapıyordu. Sensiz kaldım inan ki dünya gün doğmuyor. Günahım neydi tanrım, hasretin çekilmiyor. Yüzünü görmeden acılarım tükenmiyor. Vurdun gittin insafsız, hiç mi için yıl 1997. Magazin tarihinin en renkli kadını hamileyken evlendi. Hülya Avşar'ın aşk hayatı hep gündem oldu.
şöhretinin ilk yıllarında Coşkun Sabah'la birliktelik yaşadığı iddia edilmişti. Hiçbir şeyle gözüm yok. Avşar'ın pişman olduğu tek ilişkisi, dönemin gol kralı Tanju Çolak'la yaşadığı aşktı. Hata diyordu Hülya Avşar o aşk için yıllar sonra. Evet, zamanında böyle bir şey yaptım. Ve bunun bir hata olduğunu anladım. İnsanlar hatayı ikinci kez yaparlarsa hatadır. Hülya Avşar'ın aşk hayatının en çok konuşulduğu dönemde hayatına Kaya Çilingiroğlu girdi. Türkiye'nin en güzel kadını hamile kalınca 1997'de Paris'te evlendi. Bence ben çok mutluyum şu anda. Çünkü son derece sade, son derece sakin. Paris'te ama bir Türk evinde evleniyorum. O benim için çok büyük mutluluk. Herkes de inşallah bizim gibi hisseder. Her şey çok sade, bir gelin ve bir damat vardı sadece ortada. Buna rağmen Türk magazin tarihinin en çok konuşulan nikahıydı bu. Şuradan kaçsam mı? Bir saattir onu düşünüyorum. Her sokaklarında kaçsam mı acaba? Bir süre sonra, ne kadar sonra? Yarım saat sonra. Evli bir çift olacağız. Peki siz heyecanlı mısınız? Ben heyecanlı değilim şimdi. Yalan söylüyor. Yok, yalan söylemiyorum. Demin heyecanlıydım, şimdi değilim. Hülya Avşar ailesinden ve sevdiklerinden uzakta, herkese sürpriz olacak şekilde evleniyordu Paris'te. Biz onlara güzel bir şey olsun, sürpriz olsun güzel diye böyle bir şey yaptık. İnşallah onlar da onu böyle alırlar. Ve bizi sevenler bize darılmazlar. Bence ben çok mutluyum şu anda. Çünkü son derece sade, son derece sakin. Paris'te ama bir Türk evinde evleniyorum. O benim için çok büyük mutluluk. İnşallah son nikahımız olur ya. Evlendiğim zaman o ömür boyu sürsün istiyorum. Unutulmaz bizi olanlar, yaşananlar nasıl olur unutulur. Evli bir kadın olduğu yıllarda sadece işleriyle değil, evliliğiyle de en çok konuşulan isimdi Hülya Avşar. Henüz evli bir kadın olarak hissetmiyorum kendimi ama herhalde hayatımda pek bir değişiklik olmayacağı içindir bu. O size öyle geliyor olabilir mi acaba? Aa, bu ne demek? Görüyor musun? O size öyle geliyor. Açık ve seçik ifade ettim yani. Ne demek o? Bir kaba. O yıllarda Kaya Çilingiroğlu'yla tanıştı ekranlar ve renkli dünya. Farklı bir karakterdi Çilingiroğlu. Hiçbir zaman Hülya Avşar'ın eşi sıfatının gölgesinde kalmadı, hep kendi karakterini yansıttı mikrofonlara. Mikten korkar mısınız ya? Yok, o beni kaybettim. Yine hamileliğinin son döneminde show programında yaptığı hamilelik şakası da çok konuşulmuştu. Burada. Ne kadar da bir geliyor? Ne kadar da bir Yılı 1998. Hülya Avşar anne oldu. Takvimler 1998 yılının 15 Ocağı'nı gösterdiğinde Türkiye'nin en ünlü kadını bebeğini doğurmak için hastaneye kaldırılıyor, medya bu olayı takip edebilmek için helikopter kiralıyordu. O gün doğum gerçekleşiyor, Zehra Çilingiroğlu geliyordu dünyaya. Zehra'nın ilk fotoğrafını çekmek isteyen hemşire ve hasta bakıcılar işlerinden oluyordu. Ama buna rağmen gazeteciler Hülya Avşar'ı hastane çıkışı görüntülemeyi başarmış, Türkiye'nin en medyatik bebeği Zehra böyle fotoğraflanmıştı. Günler sonra Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu çifti minik kızları Zehra ile ilk fotoğraflarını yayınlamış, bu kareler gündem yaratmıştı. Sonraki yıllarda Zehra tabiri caizse kameralar önünde büyüdü. Her anında annesi Hülya Avşar'ın da şöhretini hissetti. Benim babam kızı kıza.
Avşar bir kere anne oldu sadece. Ama ikinci kez anne olmayı çok istedi. İşte yıllar önce yaptığı bir itiraf. Zehran ileride ne bileyim o şey başını omuzuna dayamak istediği bir kardeşi olabilir. Çünkü ben kardeşlerimi çok seviyorum ve onlar benim hayattaki en büyük destekçim. Yani en iyi arkadaşlarım onlar. Bakın o yıllarda Hülya Avşar ikinci bebek fikrinden neden vazgeçiyordu? Ben bu devirde bir tek çocuğu daha iyi yetiştirebilirim diye düşünüyorum. Yani en azından yurt dışına okumaya gittiği zaman da onunla birlikte gidebilirim. Ama küçük bir çocuk olursa onunla kalmak zorunda kalabilirim. İkisine zaman ayıramayabilirim diye düşünüyorum. 90'lı yıllarda farklı filmler, farklı şarkılar. Magazin gündeminin ilk sıralarında yer alırken oyunculukta da sanatsal filmler çağını yaşadı Hülya Avşar. Berlin'in Berlin ve Salkım Hanım'ın Taneleri gibi filmlere imza attı 90'larda. Sinemanın aksine müzikte popüler kültüre hizmet ediyordu. Aradın mı ve Ah Be Güzelim gibi şarkılarla pop müziğin zirvesindeydi. Aradın mı? Avşar Show ve olay yaratan konuklar. Hülya Avşar oyunculuk ve şarkıcılıkta yakaladığı büyük başarısından çok daha fazlasını televizyon programlarıyla yaşadı. Hülya Avşar Show'la hep gündemde, hep zirvedeydi yıllarca. Döneminin en büyük starlarını programda ağırladı Hülya Avşar. O programlardan en unutulmazında konuğu Tarkan'dı. Saçlar böyle şey, lapiska gibi. Allah aşkına bir şunu bir elleyeyim mi ne olur? Elle yavrum diye. Terbiyesiz. Hiç terbiye kalmamış bu çocuklarda. Bakın Allah aşkına daha iyi değil mi böyle? Bir dönem aralarından su sızmadığı Tarkan'la arası açıldı Hülya Avşar'ın geçen yıllarda. Tarkan'ın şöhretinin boyutları Türkiye sınırını aşarken Hülya Avşar megastara bir gece yarısı ağır sözler sarf ediyordu. Hayır nedir bu? Ne oluyor yani bu kadar havaya girme sebebi nedir? İki şarkı yaptı, Fransa'da tanındı. E**lik herif ya. Saygısız. Hülya Avşar dünya starlarını da ağırladı programında. O isimlerden biri de Ricky Martin'di. Hülya Avşar'ın o programda Ricky Martin'e yaptığı olay hareket günlerce gündemden düşmemişti. Hülya Avşar'ın her yaptığı olaydı. Dönemin küçük yıldızı, küçük İbo'yu kucağında oturtması da olay yaratan anlardan biriydi. Otur kucağıma! Otur kucağıma! Acık değil ben, acık acık! Magazin tarihine geçen sözler ve Gülben Ergen polemiği. Bir dönem attığı her adımla olay yaratıyordu Hülya Avşar. 2000'li yıllara hızlı girdi 90'lardan aldığı enerjisiyle. Geldi. Polemiğe girmek ve gündeme gelmek için aranan isim de hep Hülya Avşar'dı. Magazin tarihinin en uzun süreli ve en renkli polemiklerinden birinde Gülben Ergen'le atıştı yıllarca. Geçmiş olsun bence. Bir marmıyor ki geçmiş olsun. Ya açıkçası varlığı bile beni çok fazla ilgilendirmemişti. Beni Deniz'in bantın varlığı hiç ilgilendirmiyor. Biraz rekabet, biraz gündemde kalma çabasıyla yıllarca devam etti atışmaları. Bu polemik sayesinde magazin tarihinin en slogan cümlelerinden biri ortaya çıktı.
Şampiyon belli, ikinci kim? Hülya Avşar'la Gülben Ergen atışmasının en sert yaşandığı dönemde Fenerbahçeli Gülben Ergen'in Beşiktaş'ın sezon açılışında sahneye çıkmasıyla başladı her şey. Görüntüleri izleyen Hülya Avşar, Gülben Ergen'i rakip görmediğini söyleyerek o slogan cümleleri sarf ediyordu. Hay Allah'ım ya. Aslında gülmemek lazım. Ama duygularıma da hakim olamıyorum. Bir Fenerbahçe olarak Beşiktaş'ın açılışına nasıl gider bir insan? Benim onu aklım almıyor. Herkes kendi kulvarında koşmalı. Şampiyon belli, ikinci kim? Gülben Ergen'le Hülya Avşar atışması çok malzeme verdi o dönem magazin basınına. Beğenimi, hep hayranlığımı, hep takdir dolu ve güzel sözler söyledim ama artık onu hiç önemsemiyorum çünkü çok konuşuyor. Güneş çok tepeden geliyor. Siz de ters açıdan çekiyorsanız dalgalanma oluyor insanın vücudunda. Selülit gibi çıkıyor. Yok, günün saati üçmüş, akşam saati gölgeymiş. Güneş de böyle olurmuş. Hikaye bunlar ne? Yıllar geçti. Beraber programlara çıktılar. Barışır gibi oldular. Uzun uzun konuşacağım bir ortamda bunu. Sen git, ben rahat rahat konuşayım. Gitmiyorum. Niye ya canım? Sıkıştım popondan, çıkamıyorum. Ay, bu popomla bozdu kaç yıldır. Aa. Ama bu atışmada taşı gediğine koyan hep Hülya Avşar oluyordu. Ben güzel, sen de güzel bir kadınsın. Kanem. Sen de güzel. Güzel. Çok hoş bir kadınsın. Ama ben daha güzelim. Tamam, evet. Kesinlikle sen benden daha güzelsin. Tamam. İhanet ve sansasyonel boşanma 2000'li yılların tam ortasıydı. Hülya Avşar'ın tatlı olaylarını konuşurken bir gece bu görüntü gündeme bomba gibi düştü. Ferrari ile gördük, yeni bir araba mı aldınız? Yok, diyecek. Ferrari ile nereden göreceksin ya? Az önce gördük, siz sürüyoruz Ferrari. Ferrari mi? Ferrari benim değil yani. Hülya Avşar'ın eşi Kaya Çilingiroğlu Bebek'te Feraye Tan Yolaç'la görüntülenmiş, bu olay evliliği bitme noktasına getirmişti. Ferrari ile gördük, yeni bir araba mı aldınız? Yok, diyecek. Ferrari ile nereden göreceksin ya? Az önce gördük, siz sürüyoruz Ferrari. Ferrari mi? Ferrari benim değil yani. Daha önce çoğu kez ihaneti affetmişti Hülya Avşar. Kaya seyahate gitti iki gün arkadaşıyla. O da onun en doğal hakkı. Bu ayrılık sebebi değil, zaten değil. Böyle ayrılıyoruz diye de seyahate gitti diye bir şey yok. Ama bu olay bardağı taşırmıştı. Hülya Avşar affetmedi ihaneti ve boşanma kararı aldı 2005 yılında. Boşanma sonrası sakin bir aşk hayatı oldu Hülya Avşar'ın. Boşanma sonrası kısa bir ilişki yaşadığı Saadettin Saran'la aşkı da gündemde uzun süre kaldı. Sensiz kaldım, inan ki dünyama gün doğmuyor. Günahım değdi Tanrım, hasretin çekilmiyor. Hülya Avşar yıllar sonra Kaya Çilingiroğlu'nun ihaneti ve o dönem biten evliliğiyle ilgili bakın nasıl bir itirafta bulunuyordu. Yani o zaman çok koymuştu ama şimdi çok gülüyorum. Şimdi çok gülüyorum. Ya şimdi gülüyorum ama o zaman balyoz yemiş gibi olmuştum açıkçası. Yakıştırdım, çok yakışıyorlardı. Ha, iyi olmuş dedim. Yani kondurabildin mi? Ya Kaya zaten öyle bir insandı. Yani çok sosyal ve çapkın bir adamdı sonuçta. Aldatma potansiyeli vardı yani. Ha? Aldatma potansiyeli vardı yani. Yani her zaman... Yani burada sadece Kaya'yı suçlamayalım ya. Aslında bütün erkekler için aynı şey geçer. Ben bu sözüne hiçbir zaman geri dönmeyeceğim. Aldatmayan erkek yoktur. Ve 10 sene, 20 sene önce de söylemiştim, şimdi de söylüyorum. Hayır. İyi idare etmiş ya. 4 seneymiş, aman Allah. 4 sene? 4 sene, evet. 4 sene aldatıldınız. 4 sene sonra, evet, fark ettim. Yani fark ettim derken 4 sene sonra çıktı. Kendi kendine ele verdim. Yani, bildiğim kadarıyla 4 sene, uydurmuyorum inşallah şu anda ama öyle bir şey. Hep gülen kadındı ama gözyaşları da aktı. Gülen bir kadın oldu yıllarca. Çok şey yaşamasına rağmen kameralar önünde gülüşüyle gördük onu. Ama ağladığı da oldu. Hem de hüngür hüngür. Hadi bakalım artık, ağlamak yok, bitti. Yıllar önce katıldığı bir televizyon programında
evlat hasretiyle yanıp tutuşan bir anneyi bebeğiyle buluşturduğu anlarda Hülya Avşar böyle gözyaşı döktü. Çok teşekkür ederim. Aa, çok fena. Canım. En büyük acısını annesi Emrel Avşar'ı kaybettiğinde yaşadı. Hülya Avşar'ın hayatında annesi Emrel Avşar'ın önemi büyüktü. Bir şeyler var mı bunda? Ne iştir? Niye bunlar böyle dışarıda pıs 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 konuşuyorlar diyordum. Bir şeyler seziyordum ama yine de bu hastalığı konduramıyordum kendime. Emrel Avşar'ın cenazesinde masmavi gözlerinden en acı yaşlar süzülüyordu. Dost acı günde belli olmuş, dostları Hülya Avşar'ı en acı gününde yalnız bırakmamıştı. Hepimizin annesi sayılırdı. Çok sevdiğim bir insandı. Bir sürü şey paylaştık bugüne kadar. Hastalığı sırasında da çok görüştüm kendisiyle. Allah mekanı cennet etsin. Ne diyelim? Sevdiğimiz, saydığımız bir insandı. Allah mükemmel bir insandı. O kadar. Söylenecek bir şey yok böyle durumlarda. Çok acı. Çok üzgünüz tabii. Hülya Avşar ve vazgeçilmez tutkusu tenis. Hülya Avşar'ın hayatının vazgeçilmezlerinden biri tenis oldu. Tenis sporuna tutkuyla bağlı olan Hülya Avşar, yıllarca kendi adına bir tenis turnuvası düzenledi. Bir kere çok fit oluyorsunuz, fit. Ve de zinde oluyorsunuz. Sabah kalkışınız, akşam yatışınız, hayattaki koşuşturmalarınız, her şey daha böyle enerjik oluyor bence. Her spor yapan, sadece tenis oynayan değil. Avşar kızı, tenisin efsanelerinden Monica Seles'e bile gösteri maçı yaptı yıllar önce. Evini Show TV'yi görüntüledi. Yıllar sonra köyüne gitti. Hülya Avşar'ın nasıl bir evde yaşadığı hep merak edildi. Show TV magazinin arşivinde buna dair bir görüntü var. Hülya Avşar'ın evini görüntülemiştik yıllar önce. Hülya Avşar'ın son evlerinden biriydi bu. Peki ya ilk evi? Hülya Avşar, annesi Emrel Avşar'ın Ardahan'da gelin geldiği eve gitmişti yıllar önce. Burada şimdi kim oturuyor? Burada amca İbrahim oturuyor. İbrahim amca. Öyle mi? Hı-hı. Niye burası böyle depo gibi? Doğduğum yer değil. Değil. Büyüdüğüm yer. Yani annemle, annemin gelin geldiği yer. Evet. Burada işte şark çıbanı olmuş yanağımda. Şuramda bir kız vardı benim, şark çıbanı işte. Çıkışlarıyla hep o tartışıldı. Hülya Avşar demek polemik demekti. Son yıllarda da devam ettiriyor bu özelliğini. Bir programda kadın çalışmasın, çocuğuna baksın diyor. Yine herkes onu konuşuyordu. Çalışsın ayrı konu. Evine para getirsin ayrı konu. İhtiyacı varsa yapsın ama ben şeyciyim. Erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını kendi büyütsün, yemeğini yapsın, kocasını karşılasın. Çocuğunu kendin yetiştirebilmelisin. Yani kadın çocuk yapıyorsa evinde oturup çocuğunu gerçekten büyütmeli. Eşi de çalışsın. Sonra istiyorsa gitsin çalışsın, ne yaparsa yapsın. Yani o tamamen eğer imkanı varsa kendi büyüsün. Tabii ki imkanları olmuyor. Bir dönem gündemi belirlemek adına ekibiyle özel toplantılar yaptığı bilinen Hülya Avşar, son yıllarda bunu spontane olarak sürdürdü. Hamileyim. Hafta evleniyorum, hamileyim. Hamileyim arkadaşlar, hamileyim. Ama doğurmayı düşünmüyorum, o burada kalsın diye bekliyorum. Bu da hamilelik kontrolüydü değil mi? Evet, evet.
Yıllardır hayatına kimseyi almayan avşar kızı önce hayatıma giren pişman olur diyor, sonra da zeka sever yani sapyoseksüel olarak açıklıyordu kendini. Çok mutluyum. O çıkalım da ne yaparım bilmiyorum. o çıkanı bilemiyorum yani. Onu ne yaparım bilmiyorum çünkü çıktığına pişman olabilir çünkü o kadar rahata alıştım ki. O kadar özgürlük çok güzel bir şey ya. Ben sapyoseksüelim zaten. Sapyoseksüel yani kesinlikle zekayı, zeka beni her şeyden önce en çok... Keşke öyle olsa, bak o benim için büyük güç mesela, o zeka. Her röportajında bu minik gündemleri yaratmayı sürdürdü. Pandemi döneminde herkes evlerdeyken dışarı çıkmış, uzmanların sözlerine inat, dışarı çıkmamak hata diyordu. Dikkat ediyorsam kendime, böyle boş alanlarda çıkmakta fayda var, çıkmayanda hata var. Geçmişinden dersler de çıkardı hep. 16 yaşında evlenmişti ve kızı o hatayı yapsın istemiyordu. Zehra okuyor. Henüz daha o tür noktalara gelinmişti. Zaten ben gençlerin erken evlilik yapmalarını çok fazla doğru bulmuyorum açıkçası. Bir dönem etrafında sayısız insanla hareket eden Hülya Avşar, son yıllarda az insan öz insan diyordu. Beni bıraksalar ben hippie gibi yaşarım. Bir kere bunu söyleyeyim. Hayata bakış açım öyle. Küçük ve az insan az eşya durumunda. Her yerime piercing yaptırabilirim. Her yerime dövme yaptırabilirim. Ama şu anda bunları hani biraz daha zaman geçsin. Şey birkaç sene daha bunlar gerçekleşmeyecek değil, gerçekleşebilir. Son yıllarda daha az çalışıyor, daha çok yaşıyor. 80'lerde filmleriyle, 90'larda şarkılarıyla, her dönem magazin olaylarında gündemde olan, farklı alanlarda pek çok işe el atan Hülya Avşar, son yıllarda az ve öz işler yapıyor. Ama yaralı değilim sanma, affetmiyorum günahlarını, nasıl kıydın bize asla. Son gelinliğini 2013'te giydi. Bana Bir Koca Lazım klibinde gelinliğiyle sokaklarda koşturdu. Adından söz ettirmeyi başardı. Kitaba hoca lazım. Bana bir koca lazım. O da bu gece lazım. 2015'te Muhteşem Yüzyıl'ın devam serisinde Safiye Sultan olarak geçti kameralar karşısına. Devran döndü bir kez daha. Evladımız Sultan Mehmet tahta culuğu seyredi. Torunumuz Ahmet tahta çıktığında da biz oradaydık. Elimizi öptü. Hayır duamızı aldı. 2018'de yapılmayanı yaptı, Selfie adıyla kendi çektiği görüntülerden oluşan bir filme imza attı. Onun dışında bu meslek yapılmaz. Öyle keyif olsun diye... daha işin başındayken bir sürü kullanmadığın odası olan evlerde yaşamayacağız. Son dönemde sahnelerde yer almayı sürdürüyor Hülya Avşar. Pek çok işten geriye müzik kaldı. Ama Hülya Avşar bu. Ne zaman ne yapacağı asla belli olmaz. Bir gün çıkar, bir şey yapar, yine gündem olur. Gece vur.